tüm geleceği biriyle geçirme fikri ve bağlanma korkusu diye başlayan birçok noktadan evlilik korkusuna doğru yönelebiliriz. Gomofobinin sözlük anlamı evlilik korkusu demektir. Şimdi literatüre baktığımızda evet, sadece evlilik korkusu değil aslında bu tip insanlar, yani evlenmekten korkan insanların aynı zamanda biz ciddi ilişkilerden, uzun süreli ilişkilerden korktuklarını da görüyoruz. Bunun temeline inecek olursak aslında evliliğe yüklenen anlamı tartışmalıyız bence. Çünkü bütün mitlerde, masallarda, peri masalı gibi bir evlilik, prensle prensesin evlilikle masalın sonlanması ve kusursuz muhteşem bir eş gibi mitlerle karşılaşıyoruz. Aslında burada temel olarak konuşmamız gereken nokta burası. Çünkü kusursuz bir eş ya da kusursuz bir evlilik yoktur. Bir çift terapist olarak söyleyebilirim ki eğer sorun yoksa sizin ilişkiniz sağlıksız bir ilişkidir. Tartışma olacak, önemli olan tartışmanın nasıl yürütüldüğüdür. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken şey evliliğe yüklediğimiz anlamı konuşmamız gerekiyor. Bu noktada şu çok önemli bir kavram. Eğer sizin aileniz, içerisinde büyüdüğünüz, yetiştiğiniz çevre evliliğe olumsuz bir şekilde bakıyorsa, o zaman evlilikten gerçekten de olumsuz fikirlerinizin olması çok çok normal. Aynı şekilde büyüdüğünüz aile muhteşem bir evlilik yaşattıysa, muhteşem bir anne baba rolünü gördüyseniz, aynı muhteşemliği sizin de sergileyemeyeceğinizden dolayı evlenmekten korktukları da görülüyor mesela. Çünkü diyorlar ki annem babam gibi bir evlilik yapamayacağım. Annem babam gibi birini bulamayacağım. O yüzden benim evliliğim sorunlu olacak. Aynı şekilde annem babam gibi evlilik olmasın, ben bu şekilde evlilik istiyorum diyerek yine farklı partnerler aramalar ve partnerleri de aslında suç bulmaları çok sık görüyoruz. Burada önemli olan ve ayrılması gereken çok önemli bir kavram var. Siz herhangi biriyle değil, sevdiğiniz, hayatınızda olan o insanla evleneceksiniz. O yüzden aranızdaki ilişkiyi aslında konuşarak, beklentilerinizi siz birbirinize ifade ederek çözebilirsiniz. Bunun için de acaba evlilik ne demek? Bu konuşulmalı. Eğer partnerinizde ya da sizde evlilik korkusu olduğunu düşünüyorsanız, yani evlenme fikri açıldığında, evlenme konusu açıldığında ya da ilişkinin ciddiyete binme noktalarında iki taraftan birinin kaçınma davranışları gösterdiğini ya da plansız bir şekilde ortamdan uzaklaştığını, ortamın gerginleştiğini hissediyorsanız bu konuyu konuşun. O kişiyi ikna etmek yerine acaba o korkusunun neden kaynaklandığını anlamaya çalışın. Çünkü biz çiftler arasında çok sık görüyoruz ki ikna etmek inanılmaz bir çözüm yolu olarak görülüyor. Oysa ki ikna etmek aslında ben biliyorum, sen bilmiyorsun demektir. O yüzden ikna yerine ricayı, istiyorum yerine ihtiyacım var kelimelerini kullanmalarını tavsiye ediyorum buradan çiftlere. Çünkü burada önemli olan acaba o kişinin yaşayamadığı, korktuğu şeyler. Çünkü sizin için evlilik çok olumlu bir anlam içeriyor olabilir ama partneriniz için çok olumsuz bir anlam içeriyor olabilir. Bu yüzden doğduğunuz aile ile kuracağınız aile arasındaki farklara dikkat etmenizi istiyorum. Evet, siz doğduğunuz aileden getirdiğiniz özelliklerle birçok noktayı tamir edebileceğinizi sanabilirsiniz. Ama bu tıpkı bir kumanda piliyle saat pilini karıştırmak gibidir. O yüzden karşı tarafa sorarak, karşı tarafla birlikte hareket ederek, onun neye ihtiyacı olduğunu merak ederek ilerleyebiliriz. Evliliklerin zaman içerisinde neden uzadığını ya da zaman içerisinde neden soğuduğunu konuşacak olursak eğer, ilgi ve merakı ilk gündeki gibi tutmamak diyebilirim buna. Sadece partnerler ilk tanıştığı günlerde ya da bizim her zaman söylediğimiz gibi hayranlık evresi, balay evresi dediğimiz zamanlardan sonra artık güven evresi başladığında birçok çift ilk günlerdeki heyecanın artık olmadığını düşünüyor. Bunun en büyük çözümü olarak şunu söyleyebilirim. Sadece ilk günlerde en sevdiği yemeği, en sevdiği filmi ve en sevdiği müziği soruyoruz. Oysa ki hepimiz her gün bir şeyler öğreniyor ve her gün zevklerimizin değiştiğini biliyoruz. Neden bir yıl sonra hala en sevdiği müziği, en sevdiği yemeği ve en sevdiği filmi sormuyoruz? İşte biz çift terapistler olarak hep ilgi ve merakı
sürekli altını açık bıraktığınız bir ocaktaki yemek gibi düşünün. Kısık kısık sürekli o yemeğin uzun vadede pişmesini sağlayabilirsiniz. Eğer sizler birbirinize sorarak, samimi bir ortamda, tartışmanın olmadığı bir alanda ve tam da güven ortamının oluştuğu anda evlilikten beklentilerinizi, evliliğin sizin için ne demek olduğunu ve eşiniz için ne demek olduğunu sorarak evlilikle ilgili hayallerini, planlarını konuşarak aslında ilerleyebilirsiniz. Tekrar altını çizmek istiyorum ki partnerinizin ya da sizin hayal ettiğiniz, düşündüğünüz evlilik doğduğunuz ailedeki evlilikle aynı olmayacak. İkinizin beraber kuracağı yeni bir evlilik olacak. O yüzden aslında gomofobiyi konuşurken biz en çok ihtiyaçlarımızı konuşmadığımız için korktuğumuzu görüyoruz. Sanıyoruz ki aynı evlilik devam edecek ya da aynı baskıyı yaşayacağız, aynı korkuyu yaşayacağız ya da o kadar mükemmel olmayacak. Oysa ki bunların hiçbirini, bu ihtiyaçlarımızın hiçbirini karşı tarafa, partnerimize, nişanlımıza, sevgilimize ya da eşimize söylemediğimiz için karşımızda büyük bir belirsizlikte tek başımıza bu korkuyu devam ettiriyoruz. Ve bugün görüyoruz ki aslında bu korkuları konuşmadığımız sürece evli olmayan kişilerin evlilikten korktuğunu ve evli olan kişilerin de çocuktan uzaklaştığını görüyoruz. O yüzden bu ihtiyaçlarımızı partnerlerimizle karşılıklı olarak konuşmamız, tartışmanın olmadığı sağlıklı bir ortamda konuşmamız bizim sevgi haritalarımızı genişletecek ve bizleri de birer ilişki ustası haline getirebilecektir.